Asan, seni buraya çağırdım. Çünkü sizin yanınızda olduğumu bilmeni istiyorum. Sağ ol Esra. Teşekkür ederiz. Yalnız Sinan Bey bu durumdan hiç hoşlanmayacak, biliyorsun değil mi? Umurumda değil. Açıkça söylemek gerekirse benim de umurumda değil. Ben asıl Selim abiyi düşünüyorum. Ona ne yapacağız? Onu merak etme. O kısmı Eylül çok iyi hallediyor. Yani zaten bir tek onun sözünü dinliyor. Evet. Ali Asaf Bey. Merhaba Cemal Bey. Efendim, bu Yağız ve Yiğit kardeşlere yatışını siz vermişsiniz. Babaları hala muhasebeye uğramadı. Bizim de onayları vermemiz gerekiyor artık. Ne yapalım? Yani belli ki bir sıkıntısı var adamcağızın. Onaylayın siz. Ama Ali Asaf Bey, Sinan Bey'in böyle durumlar için kesin emri var. İmza almadan... Cemal Bey, onaylayın lütfen. Çocukların hazırlıkları başlasın. Tamam. Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Hadi beyler, daha hızlı. Bak abicim, ben buradayken şuradan şuraya geçemezsin abicim. Hiç kusura bakma. Ya Samet, benim kararım mı? Hayır, geçirmem. Ölürüm de vallahi bu çocukları dışarı çıkartmam bu odadan. Sinan Bey'in emri diyorum. Hastane masrafları için ailesi ona imzası vermediyse başka hastaneye nakledilsinler dedi. İçeriden gelen sesleri duyuyor musun? Ya sizde hiç vicdan yok mu be? Çocuklar tamam. Samo abiniz burada. Ben buradayken hiç kimse sizi hiçbir yere götüremez. Merak etme kardeşim. Ben senin yanındayım. Hiçbir şey olmayacak. Güvendeyiz. Beyler, hadi girin artık. Bak hala. Ya bir insan bu kadar vicdansız, bu kadar acımasız olabilir mi ya? Ha? Sizde hiç insaf, vicdan yok mu be? Şuncacık çocuğun tedavisini kesin, buradan alın başka hastaneye götürün diyecek kadar mı kötüleştiniz siz? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bak Samet, elimden geleni yaptım. Ali Asif Hoca onayladı dedim. Onu bile kabul ettiremedim. Yapma işte, beni zora sokma. Bu kadar kolay yani. Bu kadar kolay. Samet. Oh be, Ali Asif Hocam tam zamanında vallahi. Hayırdır, ne oluyor burada? Hocam, neymiş? Sinan Hoca'nın emriymiş. Burası Dingo'nun ağrımıymış. Para yoksa ameliyat da yokmuş. Cemal Bey, siz benim onay verdiğimi söylemediniz mi? Söyledim hocam. Olmaz öyle dedi. Ailenin onay imzası gerek dedi. E ne olacakmış peki şimdi? Başka hastaneye sevk edileceklermiş hocam. Öyle mi? Samet, bu odadan kimseyi çıkartmıyorsun. Tamam hocam. Arkadaşlar, siz de işinizin başına dönün.